Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Sen neler yapıyorum, bana bunu söyle. Hemen söyle. Herkese selamun aleyküm öncelikle. Aleyküm selam. Bugün senin yıllardır biriktirmiş olduğun bu çöpleri ayırıyorum, çöpe atacağım. Bana diyor ki hep işimize yarar. Ne cüret senin bu? Bir dakika. Bana diyor ki yarın öbür gün işimize yarar. Belki şarj aletini kullanırız, belki onu kullanırız. Kaç yıl geçti, kaç yıl? Sinir etme beni ya, bu ev o yüzden çöplüğe benziyor. Tamam. Şuraya bakar mısın? Şuradan hepsi atılacak. Ben ne dedim? Bundan sonra ben evimizi değiştireceğiz. Ben bakacağım, öyle yapma. Sen bakma. Bak, ben biliyorum. Bak. Bu ne? Bu orada ipi gibi koyacağız. Bak, dinle. Bırak Allah'ını seversen. Dinle. Ondan sonra sen üstünde yani soğuk olduğu için orada o şey olacak. Ben koyacağım, bant böyle yapacağım. Ondan sonra sen üstündeki kıyafetler koyacağım. Ya sinir etme beni ya. Dışarıdan sanki şey bulunmuyor ya. Bununla mı yapacağım? Çok mu pahalıyım? Sinir etme beni. Şuna bak. Neler neler var. Bak. Bakar mısın? Kaç yıl oldu Rana Bey bana ellerine bile değdirtmiyor. Diyor ki hayır Neslihan, atmayacaksın. Bunu neden atıyorum o zaman? Neden atmayayım? İçinde şey var. Ne var? Kulaklıkta takıyoruz. Ne işine yarıyor bu? Ben arayacağım. Ha bu mu? Tamam bunu çıkar. Bunu atıyorum ben poşet. Tamam. Ben zaten bahsetmiştim. Bundan sonra evimizi daha temiz tutacağız. O zaman bu ağzın filan da bir şey oluyoruz. O zaman bunu kullanıyoruz. Ya bu kaç yıl oldu, beni sinir etme. Kaç yıl olmadım. Ya susar mısın Allah'ını seversen. Ben şimdi bakacağım. Tamam 2025'e kadar kullanabilirim. Tamam bak. Tamam bunu atmıyorum. Tamam dur. Bir yanlışlık oldu. Ama bunların hepsi boş. Başka ne yapacağım? Bunu. Benim merdivenin altında yıllardır senin biriktirdiğin bir poşet var. Ya. Onu ver bana. Bunu mu diyor? Evet bu. Bu ne Rana? Arkadaşlar bir bakar mısınız? Bu ne Allah'ını severseniz? Bu nasıl bir şey? Benim bak şu dolaplarımın üstü hep ufak tefek şeylerle doluyor. Neden doluyor? Neden? Senin tamam. Yüzünden. Kutudan çıkarıyorsun. Hemen onun üstüne atıyorsun. Dolabın üstüne koyuyorsun. Bu ne ya? Yeter artık. Tamam. O kadar bağırma. Evet. Oh, wow. Tamam, o bunları zaman bunları halledip ben bütün ağları alacağım. Duvarları temizleyeceğim. Devar bütün zaten her temiz. Yeri. Duvar temizleyeceğim, sinir etme. Ondan sonra sen çocuklara bugün bakacaksın. Bakacağım. Ben bunlardan Asya ablaları getir bunları. Tamam. Ben evde istemiyorum çocuk. Tamam. Kusura bakma. Tamam. Bu arada bir şey daha. Okullar tatil oldu. Kış tatiline girdik. Ona da haber vereyim. 12 günlük kış tatili bir oldu. Bir de o nerede? Kamanda. Kamandayı ben buraya sakladım. Muhammed Emre bunu da atıyordu az kalsın. Valla kutuya bir koysa var ya haberim bile olmayacak. Ay! Bak parfüm sıkıyor ağzına bak. Ede dok. Yellow. Hemen de sen ne yapıyorum? Diyorum bana ver. Sen nereye gideceksin beyefendi? Arkadaşına buluşmaya mı gideceksin parfüm sürüp? Ha, bunu bir açalım mı? Bir ananın sakladıklarını bir görmek ister misiniz? Ne var? Rana şimdi? Seni rezil ediyor. Evet. Ya her şey. Dur daha bunlar hiçbir şey. Daha ta kuaförde çalışırken ki kremleri. Bakar mısın? Bana diyordu ki Neslihan bir işimizi yer. Al bunları sür saçına gel. Gel bir sürü. Yok istemiyorum. Ben bu senin saçlarda sürmek için aldım. Aa öyle ben mi? Ben yapmadım. Bak bu ne? Bu motor da. Rana beni sinir etme şimdi var ya motorda. Bu ne? Bunlar ne hep? Bu o ilaç. Dur bir dakika. Bu ne? Bu ikisi de bir işle vuruyoruz. Bu saç düzleştirici. Al saçlarını. Tamam. O zaman bunu ben koydum. Bunu da sen koydun. Arkadaşlar anlayacağınız evimizde o kadar boş şey var ki kullanmadığımız şeyleri, gerek olmayan şeyleri bugün tamam, ben senin beraber bunu yapacağım. Ondan sonra ben bunu çocuklarla ama aldım. Ama itiraz etmek yok. Tamam. Tamam. Duyduk duymadık demeyin.
Rana Bey'in biriktirmiş olduğu çöpler. Bir poşet çöp. Şu anda bunları atmaya gidiyor. Onca yıllardır savunduğu çöpleri. Şimdi pişman mısın Rana? Doğru söyleyin. Doğru söyleyin. Pişman mısınız? Yok ev yok, yok. Sinir etme beni. Yok. Pişman değilim bir de diyor. Tamam. Daha burada bir sürü şey var. Dur göstereceğim. Dur. Bak. Bunlara da bakacağım ben şimdi. Bakacağım. Ne oldu aşkım sana? Diyorum bana ayakkabı. Bu arada Muhammed Emre şurasını karaladı bir an. Muhammed Emre çok kızdım sana aşkım. Şimdi silsem o boya bozulur. O yüzden silemiyorum. O da bana öyle. Neyi? Kutular. Dur bir dakika. Bir de ayakkabı kutuları vardı kullanmadığımız, onları da atıyoruz. Evet şu anda kargomuz geldi. Bizim aldıklarımız bazı stikerler falan. Onlar geldi. Geldi. Ve şimdi onları alacağız. Bakalım neler neler. İleri kadar ol. Bete ileri kadar ol ya. Belki indir ya. Evet şu anda kargomuzu aldık. Bunlar çok az değil mi? Çok az değil, bu böyle için de kutu doluyordu. Ha tamam, bakalım şimdi neler var. Renacığım buraya otur. Bu arada temizlik olduğu için ev çok dağınık. Hmm. Hemen göstereceğim. Evet göster. Islanmış sanki biraz karton. Bu ne be, pizza şeyi gibi. Bak bak. Bak bak bak. Muhammed Emre ne yapar? Kırılacak ya. Değil, yapma. Muhammed Emre mi lan? Oğlum. İdrar. Bakın ya, bu benim bende. İdrar mama fazla. Rana bence diğerlerini at. Zaten duvara şey yapınca, monte edince herkes görecek. O zaman şimdi göstermek üzere. Bak böyle. Nerede kaldım? Nerede kaldım? Bak böyle yazıyor. Welcome. Ha böyle mi ayıcık? Tamam. Hoş geldiniz ayıcığı. Tamam. Bir tane böyle. Ondan sonra ötekisi. Böyle. Göstermek. Allah, Allahu Ekber, Subhanallah, ay. Elhamdülillah. Evet. Bunu? Yalnız bunları biz nereye koyacağız ki? Ben söyleyeceğim. Ondan sonra bir tane böyle çiçekli. Evet. Güzel güzelmiş bu da. Dörtüncü gelmedi mi? Ne kadar? Dörtüncü böyle. Ne kadar? Gel bekle. Dur. Ay merhaba. O gelmedi mi hala? Evet. Evet şu anda bizler paketlerimizi açtık ve duvara böyle yapıştırdık. Bence çok çok güzel gözüküyor. Şu anda Rana vazoda çiçek olan şeyi yapıştıracak. Bunu yapıştırdı, sadece işte şu kalpli şeyleri kaldı. Çiçek tarafları kaldı. Onları da halledecek. Yani evimize böyle küçük küçük dokunuşlar yapabildiğimiz için ben gerçekten de çok mutluyum. Bence çok güzel oldu. Harika gözüküyor. Bir de kelebekler vardı. Kelebekler de geldi. Kelebekleri istiyorum şu merdivenin boş olan tarafına, yukarıya çıkış tarafına yapıştırmak istiyorum. Çok güzel gözükür diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum şimdi nereye yapıştıracağız tam olarak. Yani aslında ben tablo almak istiyordum bu arada. Ama tabloların fiyatları biraz daha yüksek olduğu için biz de böyle şeyler almaya karar verdik. Bu arada bunlar Eda'nınki gibi değil. Eda'nınki şey böyle, onlar böyle kağıt taraflı. Hani böyle yapışkan etiket onlar. Bizimkileri böyle bir parça. Hani bir ana elinde gösterir misin parçayı? Bence güzel oluyor ya.
Yani şöyle hani ince odun parçası mı desem, ne desem. O şekilde bizimkisi. İnşallah en yakın zamanda evi temizlik videosu yapacağım. Evet, böyle odun parçası gibi incecik. Ama arkasına yapışkan yapıştırınca hiçbir şekilde düşmeyecektir diye düşünüyorum ben. Yapıştırdık zaten bu arada. Dediğim gibi aslında ben temizlik videosu yapacaktım ama maalesef temizlik videosu olmadı. Bugün başka bir zaman inşallah temizliği yapacağım. Ondan sonra temizliği yaptıktan sonra da artık halı, perde falan ve koltuk örtüsü bunları değiştirmek istiyorum. Bir de biz evimizin biraz şeyini değiştirmek istiyoruz. Hani şu koltukların olduğu yeri, mesela dolabın olduğu yeri falan, bunları bayağı bir değiştirmek istiyoruz. Ama bakalım nereye koyacağız? O kadar büyük de evimiz yok. O yüzden bakalım nereye gelecek bunlar. Keşke mutfağa buzdolabını koyabilseydik. Ama zannetmiyorum oraya gelmez. Orası küçük bir alan. Evet. Evet, duvarlarımız gerçekten de çok güzel oldu ve farklı gözüküyor artık evimiz. Keşke şöyle yapabilseydik. Sadece bu tarafa değil de o taraflara da bir şey koyabilseydik ama orada acayip gözükürdü bu sefer. Yok, orada başka bir şey yapabilirdik. Orada çünkü koltuklar var. Bir de şu dolap var. O yüzden ben de oraya bir şey koyamadım. Yok. Evet, bugünkü videomuzu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Nasıl beğendi, beğenmedin onu da sorayım. Videomuzu beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Evimizdeki yeni değişikliği nasıl buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın hepiniz. Bye bye.